Bir çiftlik düşünün. Faydası sadece kendisine değil, bulunduğu köyün tamamına olsun. Üretim kalemlerini ekonomik değere dönüştürsün, kalkınma hareketi başlatsın. Çömelek Doğal Ürünler Çiftliği'nden söz ediyoruz. Kurucu, aynı zamanda eğitimci de olan Muhsin Yılmaz, bu çiftlikte yola çıkış hikayelerini ve e-ticaretle tüm Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sundukları ürünleri Eko Gündem'de anlatıyor. Kültür, medeniyet, doğal güzellikler tarımla bütünleniyor. Mersin'e 125 kilometre mesafede 50 dönüm araziye kurulan Çömelek Doğal Ürün Çiftliği'nde tüm köyü de kapsayan bir kalkınma hamlesi başlatılıyor. Eğitimci Muhsin Yılmaz, organik çiftlikte gezen tavukların yumurtası yanı sıra kayısı, fıstık, ceviz ve yöre balının değer bulmasını sağlıyor. Biz bu topraklarda büyüdük. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Köyümüze geri döndük bizler. Köyümüze, köylümüze vefa borcumuz vardı. Vefa borcumuzu ödemek için geri döndük. Tüm Türkiye'ye örnek olmasını istediğimiz bu projeyi biz 20 yıl önce başlattık. Kurucu Muhsin Yılmaz'ın organizasyonunda şehrin stresinden bir günlüğüne de olsa arınmak isteyenler erkenden yola çıkıp gün batımına dek dolu dolu bir gün geçirdi. Dalından kayısılar toplandı. Beslendi. Folluktan yumurtalar toplandı. Yöresel yemekler yenildi. Şarkılar söylendi, danslar edildi. Doğallığın tadına varılan bugün de bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinden Uzunca Burç ve Olba Antik Kenti yanı sıra Türkiye'nin 3. büyük kanyonu olan Sason Kanyonu gezildi. Çömelek'te binlerce yıllık geçmişe dayanan bağcılık geleneği bugün de sürdürülürken üretimde çeşitlilik sağlanıyor. Sofralık üzüm ve pekmezde Çömelek adı bir marka. Yıllardır bu bölgede Çömelek üzümü denildiğinde, Çömelek pekmezi denildiğinde herkes bu bölgenin üzümünün, pekmezinin kalitesini bilir. Biliyorsunuz ceviz çok farklı bir besin kaynağı. Omega yönünden, diğer vitaminler yönden çok zengin olan bu besin kaynağının üretim yeri, ana deposu Çömelek. Son 15 yıldır köyümüzde yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 50 üreticimiz Alyanak ve Şekerpare adındaki kaliteli kayısların üretimini yapıp İstanbul'dan, Ankara'dan gelen ithalatçı firmalara ürünlerini vermektedirler. Ceviz ve kayısı yanı sıra fıstık ağacı uzun vadeli akılcı bir yatırım oluyor. Mesela bir
kayısı ağacının 30 yıl ömrü varsa bir fıstık ağacının 200 yıl ömrü vardır. Oo, bu bölge için cazip bir yatırım alanı olabilir mi? Çok güzel. İleriye dönüp çok iyi bir yatırım. Bizim bölgemiz yeter. Antep fıstıkları, baklavalar en uygun fıstıktır. Organik çiftlikte gezen tavukların yumurtası internet üzerinden alınan siparişlerle tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Online satışta en çok ilgi gören ürünlerden biri de çömelek balığı oluyor. 12 çeşit bizim burada bal veren otlarımız var. Yani onların isimlerini belki yani bilmeyenler çok olur. Hı. Ama 12 çeşit çiçekten bal alır. Balımızın özellikleri %99 garantili. Nedeni aroması çok güzel. Üreticilerimizi organik tarım konusunda ve iyi tarım konusunda bilinçlendirmek, onların daha kaliteli ürünlerini daha belgesel, daha nitelikli ve belgeli şekilde tüketiciye ulaşımını sağlamak anlamında organik tarımın da bu bölgede yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz.